Allah yeryüzüne çok sayıda peygamber göndermiştir. Bu peygamberler doğruluğun, iyiliğin ve adaletin yolunu çizer. Allah kendisinden başka hiçbir şeye tapınılmamasını emreder. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'den ibadetlerini tam olarak yapmalarını ister. İslam için ibadetlerden biri de Kabe'nin çevresinde tavaf yapmaktır. Kabe, dünyanın en eski ibadet alanı. Bilim dünyası ise dünyanın en eski tapınağının Göbekli Tepe'de olduğunu iddia ediyor. Türkiye'de, Urfa'da 1994 yılında bulundu. Yani günümüzden 12 bin yıl öncesine ait. Oysa buna benzer tapınaklar, Mezopotamya'da ziguratlar, Mısır'da piramitler, İngiltere'de Stonehenge şeklinde dünyanın her tarafında varlar. Ama en eskisi Kabe. Ali İmran suresi 96. ayette bu konu açık ve seçik olarak belirtilmiş. Hazreti Adem cennetten kovulduktan sonra şu anda Kabe'nin bulunmuş olduğu bölgeye gönderiliyor. Bu bölgede tavaf etmesi emrediliyor. Çünkü burada cennetten gönderilen bir taş var. Adı Hacerül Esved. Peki Tanrı neden yüzyıllardır belli bir bölgede insanların tavaf etmesini istiyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani siz şimdi bu taşın özel bir gücü olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Belki. Bu delilik, bu saçmalık. Biz bunun için mi buraya toplandık profesör? Hocam, dünyanın gittikçe yozlaştığının farkındayız değil mi? Ahlaksızlar, yolsuzlar, serseriler, katiller, dini bilmeyip de yaşayanlar. Dünya iyi bir yere gitmiyor. Biz insanlara yol göstermek zorundayız. İslam'ın temiz çağrısını herkese kanıtlamamız gerekiyor. Biz peygamber değiliz. Sanırım siz kendinizi peygamber zannediyorsunuz Sayın Profesör Karamandezer. Haşa, tabii ki değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed. Ya benim ömrüm iğne deliğinde suçluları kovalamayla geçti profesör. Eğer adalet terazisi doğru tarsaydı ben bugün burada olmazdım. Siz bu kanaate nereden vardınız ya? Bugün bu odada bulunmamız bir rastlantı mı sizce? Buraya bizi sen çağırdın. Bir mucize bekleme. Bilim... Bir insan ömrü boyunca yüzlerce buluş yapabilir mi? Tesla, Thomas Alva Edison, Leonardo da Vinci yüzlerce buluş yaptı. Ben tüm bu buluşları kendilerinin yaptığına inanmıyorum. Bana göre mutlaka yukarılardan bir yerlerden bu bilgiler geldi. Sen, koca bir profesörsün. Ömrün boyunca 3 tane buluş yaptın. Size göre bir ömre yüzlerce buluş sığar mı? Kabe'ye gideceğiz. Hacerül Esved'i inceleyeceğiz. Kutsal bir mekanda olacağız. İşimiz çok zor. Kellemiz gidebilir. Var mısınız? Arkadaşlar, var mısınız? Seninleyim profesör. Ben de varım. Senin için yola çıkıyoruz. Ya dediklerinizde yanılıyorsanız profesör? Eğer yanılıyorsam, o zaman çocuklarımıza anlatacağımız çok güzel bir hikayemiz olur. Kabe. Kabe, Hacerül Esved yakında sinemalarda.